Beyond the veil lies darkness, where every soul has its place. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Kovan'ın seçimi hakkında yardımı dokunacağını düşündüğümüz birkaç bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Rehberimize geçmeden ilk olarak belirtmemiz gereken şey şu. Eğer siz bu beklenti paketinde yüksekleri hedefliyorsanız, yani Mythic Raid veya Yüksek Mythic Dungeon key pushları gibi, birazdan söyleyeceklerimiz işinize yaramayabilir. Zaten bu tarz hedefleri olan arkadaşlar, oyunu ve mekanikleri gereğinden fazla bildikleri için nasıl seçimler yapmaları gerektiğini bizden daha iyi bildiklerine de eminim. Birazdan paylaşacağımız bilgiler, bizler gibi ortalama oyun tecrübesi yaşamak isteyen, uzun bir süre sonra oyuna geri dönüş yapmayı düşünen veya oyuna yeni başlayan arkadaşların faydasına olacağını düşünüyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda bizlerin Covenant'larımızı nasıl seçtiğimizi özetleyelim. Bu seçimimizde etkili olan ilk etmen kişisel zevk ve tercihlerimiz. Bütün bir paketi birlikte geçireceğimiz karakterleri seçerken en önemli etkenin bunlar olduğunu düşünüyoruz. Şahsen ben bir Dead Knight olarak ve uzun yıllar boyunca Dead Knight'a gönül vermiş bir oyuncu olarak seçimimi Maldraxxus'ta bulunan Necrolord Covenant'ından yana kullandım. Diğer taraftan Eda da hayvansever ve doğasever olarak yine bir Hunter olmasına etken olan aynı sebeplerden dolayı kendini Ardenwild'da bulunan Nightfey Covenant'ına yakın gördü. Tabii ki seçimlerimizi etkileyen tek şey bu yakınlıklar değil. Seçeceğimiz Covenant'ın bizlere sunduğu görsel ögeler de çok etkili oldu. Bir Dead Knight olarak Necrolord Covenant'ının bana sunduğu transmog setleri ve kozmetik ögeler baştan çıkarıcıydı. Öte taraftan Eda için Nightfey Covenant'ının sunduğu hayvan formuna dönüşme yeteneği başlı başına bir seçim sebebiydi. Bu iki etmen ögeyi göz önünde bulundurarak, bizlerin ağırlıklı olarak Covenant seçimi yaparken, Covenant'ların karakterlerimize ve bizler olan uygunluğunu ön planda tutup, Covenant'ların hikayesel etkilerini değerlendirdik. Buraya kadar anlattığımız şeyler oyun tecrübelerimizi etkileyecek şeyler değiller. Birazdan Covenant'larınızı gameplay yani oynanabilirlik olarak nasıl seçebilirsiniz bunu aktaracağız. Bizler ana etmen olarak göz önünde bulundurmasak da, uzun bir süre boyunca karakterlerimize eklenecek yeni yeteneklerin etkilerini yine de bir araştıralım istedik. Bu araştırma şekli sizlere de seçim yaparken yardımcı olacaktır. Wowhead'in aşağıda Covenant'ların sınıf yeteneklerinin başlığı ile verdiğimiz linkten oynadığınız sınıf hakkında bilgiler alabilirsiniz. Basitçe kötü, iyi ve en iyi şekilde sınıflandırmalar ve detaylı anlatımlar yapılmış. Bizlerin Covenant seçiminde ana öge olarak yerini almasa da seçimlerimizi yapmadan önce bu araştırmayı yine de yaptık. Ayrıca Covenant yetenekleri çok kısa bir zaman önce değişti ve bu tarz değişikliklerin sık sık geleceğini düşünüyoruz. Bunu sakın unutmayınız. Ve gördük ki ben Blood Dead Knight olarak Necrolord seçiminde, Eda da Beastmaster Hunter olarak Nightfey seçiminde çok da yanlış kararlar vermemişiz. Seçimlerimiz, oyun içi tecrübelerimizi de olumlu yönde etkileyecek gibi. Kendi oynadığımız karakterleri göz önünde tutunca, buradan şu çıkarımı da yaptık. Oyun, zaten seni pek çok açıdan uygun Covenant'a yönlendirmekte. Tabii bu tecrübeyi farklı şekilde ediniyor da olabilirsiniz. Bu bilgiler doğrultusunda sizlere inatla, bastırarak ve bağırarak şunu tekrar etmek istiyoruz. Eğer üst düzey bir oyuncuysanız zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Ancak oyunu ortalama bir tecrübeyle oynuyor veya oyuna yeniyseniz canınızın istediği Covenant'ı seçmekten korkmayın, çekinmeyin ve kimin ne diyeceğini lütfen umursamayın. Unutmayın, Covenant değiştirmek şu an için çok 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 zor bir şey. Anlaşılan o ki yapacağımız bu seçim eklenti paketi boyunca bizlerle birlikte olacak. Bu nedenle yapacağınız seçim genel kucaklayıcı olmalı. Yalnızca görsel ögeleri ya da yalnızca verdiği sınıf yetenekleri yüzünden seçimlerinizi yapmayınız. Tavsiyemizi de yaptıktan sonra sizlere veda ederken, Shadowlands eklenti paketinde keyif almanızı ve bu korona günlerinde dikkatli olmanızı temenni ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bu videonun oluşması sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen siz üyelerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz.